her gün vitir namazı kıldığında, kunut yaparken diyorsun ki: "Ve nahla'u ve netruku men yefcuruk." Ya Rabbi, sana facir olan, sana karşı gelen, sana karşı günah işleyenleri terk edeceğiz. Onlarla ilişkimizi keseceğiz. Peki, gerçekten de sen facirlerle ilişkini kesiyor musun? Örneğin, Rabbinin hükümlerine ters hükümler koyarak Allah'a facir olanları terk ediyor musun? Veya Rabbinin haramlarını serbestleştiren, Allah'ın kanunlarını hiçe sayarak onun yasak dediği şeyleri çıkardığı kanunlarla serbestleştiren ve bu şekilde facirlerin en zirvesinde rol oynayan tağutları terk ediyor musun? Ya da Rabbinin şirk saydığı, bunu yapanlar şirke düşmüştür dediği fıskı fucurları işleyen yöneticileri terk ediyor musun? Olaya bir de arkadaş boyutundan bakalım. Acaba Rabbinin emirlerine ters bir yaşantısı olan arkadaşlarını terk edebiliyor musun? Yahut Rabbinin razı olmadığı ameller işleyen dostlarını terk edebiliyor musun? Ya da Rabbinin fıskı fucur kabul ettiği işlere bulaşan yarenlerini terk edip bırakabiliyor musun? Kardeşim, her gün sen Rabbine söz veriyorsun. Rabbim, ben bunları yapanları terk edeceğim diyorsun. Yılda 365 kere Allah'a bu sözü veriyorsun, ahdediyorsun. Peki, gerçekten de sen bu saydığın işleri yapanları, Allah'a fıskı fucur işleyenleri, Allah'a karşı haddi aşanları, günahta ısrar edenleri, şirkte ısrar edenleri terk edebiliyor musun? Ya onları destekliyorsun ya da onlarla olan dostluğunu devam ettiriyorsun. Unutma ki Allah'a verilen sözler mutlaka yerine getirilmelidir. Rabbimiz En'am suresi 152. ayette buyuruyor ki: "Ve bi ahdillahi evfu." Allah'ın ahdini kesinlikle yerine getirin. Ve yine şunu unutma ki Allah'a verilen sözler mutlaka hesaba çekilecektir. Rabbimiz Ahzab suresi 15. ayette buyurur ki: "Ve kana ahdullahi mes'ula." Allah'a verilen sözler mutlaka hesaba çekilecektir. Dostlarını, arkasından gittiğin liderlerini, arkadaşlarını, seni idare edenleri mutlaka şer'i bir süzgeçten geçir. Bunlar Allah'a itaat eden insanlar mı? Yoksa bunlar Allah'a fıskı fucur işleyen insanlar mı? Bunun tahlilini yap ve buna göre bir muamele geliştir. Aksi halde her gün Allah'a yalan söyleyen, her gün Allah'a verdiği sözü bozan ve her gün Allah'ın ahdini çiğneyen bir insan olursun da bunun neticesinde ahirette yakanı Allah'ın elinden kurtaramazsın.